Hepinize merhaba. Bugün sizinle beraber Osmanlıca bir belgeyi okuyacağız. Kudüs halkının 1. Dünya Savaşı'nda ilan edilen cihat çağrısına nasıl tepki verdiklerini bu belgeden, bu telgraftan öğreniyoruz. Başlayalım. Mahreci yani gönderildiği yer, çıkış yeri Kudüs. Dahiliye Nezaret-i Celilesine yani İçişleri Bakanlığına. Düveli muhasamaya karşı düşman devletlere karşı ilanı cihat hakkındaki fetvayı şerifeyi muhtevi emri ali telgrafilerinin yani fetvayı içeren yüce emirlerinizin telgrafının vüruduyla ulaşmasıyla beraber bugün memleketin ulema ve eşrafı ve memurin ve asakiri Osmaniye ve ahali İslamiye yani halk, memurlar, esnaf, eşraf, herkes Harem-i Şerif havlusunda Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın avlusunda cem ve davet ve fetvayı şerife kadı ve müftü efendiler tarafından burada herkes toplanmış Mescid-i Aksa'nın avlusunda ve fetvayı şerife kadı ve müftü efendiler tarafından ihtifalatı faika ile büyük bir tören ile kıraat ve münteracatı İlan yani okunmuş ve içeriği açıklanmış ve cihadın fezail ve mezayası yani değerleri ve nitelikleri cümle hazıruna bütün hazır olanlara orada toplanan kişilere ifham edilerek bildirilerek muhafazayı din ve devlet, dinin ve devletin korunması uğrunda fedai can ve mala hazır ve müheyya olduklarını, hazır olduklarını kemali neşat, büyük bir sevinç ve hahişle beyan eylemişlerdir. Müteakiben hazirun ve şu ihtifale yani törene iştirak eden asakiri nusret measiri mülukane zafer izlerini taşıyan askerlerimiz muzukai nişane-i hamaset yiğitlikle ilgili müzikler terennüm edilerek yani çalınarak söylenerek muhteşem bir alay ile memleket içinde cevelan yani gezinerek cevelan ile ve sancaklar ile kışlayı Hümayun'a azimetle giderek yani orada dahi ulema ve hutebâ oradaki alimler şuara şairler taraflarından hamasetkarane yani kahramanca nutuklar ve dualar edilmiş ve o sırada tebaayı Osmaniye efradı gayrimüslimesi Osmanlı'ya tabi olan gayrimüslimler dahi gelerek hissiyatı mertubiyeti bağlılık hislerini ve sadakatlerini ishar eyledikleri gibi, gösterdikleri gibi Kışlayı Hümayun'a davet olunan Almanya ve Avusturya konsolosları dahi Zat-ı Seniyye-i Padişahiye yani Padişah'a tazimat
saygılar ve muzafferiyeti Osmaniye için temenniyat-ı ihlas karanede, yani samimi dileklerde bulunmalarıyla kendi hükümdarlarına karşı da tarafımızdan teskiri tazimat ve muvalat, saygı, sevgi olunmuş ve ihtifalat-ı meskure, az önce adı geçen tören, memlekette büyük bir hüsnü telakkiye, yani iyi karşılanmaya mazhariyetle erişerek hüsnü hitam, güzel bir biçimde bitmiş, hüsnü hitam bulunmuş olduğu maruzdur, olduğunu arz ederim. Fi 5 Teşrini Sani sene 330, yani 18 Kasım 1914 yılı, Kudüs Mutasarrıfı Macit.